Dostlarım, Voidları gördüm. Yemin ederim Voidları gördüm. Voidlar efsanesini gördüm. Gidin önceki bölümün sonunu izleyin. Dostlarım, Voidlar efsanesini gördüm. Bakın şuradan kafasını çıkardı. Yemin ederim şuradan kafasını çıkardı. Dostlarım şuradan kafasını çıkardı. Necromancer kesin o aldı dostlarım. Necromancer kesin o aldı. Benim bir şekilde oraya inmem lazım dostlarım bakın. Benim bir şekilde oraya inmenin yolunu bulmam lazım. Benim bir şekilde oraya inmenin yolunu bulmam lazım. Markus nerede? Lan Markus buraya gel. Markus. Aysa Voidlar. Dostlarım Voidları gördüğümü vardı söyleyeceğim. Bir dakika. Şu anda Voidlar efsanesinin dostlarım nerede olduğunu bulduk ama tek sıkıntımız aşağıya inemiyoruz. Yani katman kayasını kırmamıza rağmen onun yanına gidemiyoruz dostlarım. Yani şu aşağı inemiyorum. Tamam, Voidlar efsanesini gördük. Yapmamız gereken şey belki de onunla konuşmaktır. Düzgün bir şekilde onunla konuşursak dostlarım belki de bizi saldırmaz. Yani bir şekilde onunla konuşup Necromancer'ı geri alabiliriz. Necromancer da gitti çünkü. Necromancer buradaydı ve Necromancer yok oldu. Markus Necromancer'ın yerini soruyor. He was here. O buradaydı ama dostu. Geldi! Dostlarım Voidlar geldi. Wow, bakın o dostlarım Voidlar efsanesi orada. Necromancer yakalamış. Necromancer yakalamış. Necromancer yakalamış. Ben buraya nasıl ineceğim? Dostlarım mümkün değil, buraya inemem. Aa, Markus blokları glitchledi. Glitch sesine geliyor. Dostlarım bir dakika, bir dakika sakin olacağım. Dostlarım Voidlarla konuşmaya çalışacağım. Markus blokları falan glitchledi. Oraya inemiyoruz dostlarım. Aşağı inemiyoruz. Bakın şu anda Voidlar efsanesi katman kayası altında, dünyanın altında ve biz dünyanın altına inemiyoruz. Video 2 dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak, eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Bir dakika, how about we talk? Konuşmaya ne dersin? Voidlara dostlarım konuşmaya ne dersin diye soracağım. Hatta devam edeyim. We have brought the greetings of the Great Master. Dostlarım şey yazdım. Yüce Usta'nın sana selamlarını getirdik yazdım. Yani Yüce Usta seninle konuşmak istiyor, tanışmak istiyor. Sana Yüce Usta'nın selamlarını getirdik yazdım. Çünkü şu an dostlarım burada olmamızın amacı konseye adam aramak. Ne yapıyor bu? Lan! Dostlarım Necromancer'ı aşağıya bıraktı. Necromancer'ı boşluğa bıraktı. Bir dakika, Necromancer ölebilir. Necromancer'ı boşluğa bıraktı dostlarım. Öldü. Necromancer da öldü. Dostlarım Necromancer da öldü. Gidiyor. Dostlarım gidiyor. Gidiyor. Hayır, Necromancer öldürdü. Şerefsiz Necromancer öldürdü. Dostlarım Necromancer öldürdü, gidiyor. Demek ki Voidlar şu anda bizimle konuşmak falan istemiyor dostlarım. Voidlar yani bu üçlü kardeşler. Twilight Trio Brothers. Ne bokumsa artık. Bunlar savaş istiyor dostlarım. Bakın aşağı indi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Hayır! Dostlarım bir dakika, yaratıklar gelmeye baş... Oyunuma bir şey oluyor dostlarım, oyunuma bir şey oluyor, bir dakika. Lan bulantı geldi, ne oluyor dostlarım, yaratıklar geldi. Voidlar efsanesi dostlarım bizimle konuşmak istemiyor. Voidlar efsanesi bizimle konuşmak istemiyor, öleceğim. Lan bunları öldürelim. Bunlar nereden geldi? Çıldıracağım ya! Ben dostlarım Voidlar efsanesiyle konuşabileceğimizi ve onu konseye katılacağımızı düşünürken tam tersine Voidlar efsanesi aslında bize düşman olmak istiyor. Yüce Usta dostlarım şu anda meydan okudu. Bakın Necromancer'ı öldürdü. Lan! Dostlarım öleceğiz. Geberin lan, geberin! Bunlar nereden geldi? Geberin lan! Markus nerede? Markus'u görebiliyor musunuz? Dostlarım ben şu an Markus'u göremiyorum. Bir dakika. Markus nereye gitti? Geberin lan, geberin lan! Hayır, 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 hayır! Öl, öl, öl! Dostlarım sürekli zehirleniyorum ve bulantı falan geliyor. Bir dakika, şu garip yaratıkları öldürebilirsem... Geber, sen de geber, sen de geber, sen de geber. Ama Markus'a bakın dostlarım, pervane gibi dönüyor. Şurada bir tane böcek gibi bir şey var, onu da öldür, onu da öldür. Helal. Şimdi ne yapacağız? Abi bir dakika dostlarım, şu portal bloklarını alalım. Bir dakika, bence dostlarım direktman şu anda benim Yüce Usta'ya, konseye gidip bilgi vermem gerekiyor. İnfo vermem gerekiyor. Ne oluyor oğlum? Yere falan düşüyorum. Ne oluyor? Dostlarım hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani ben Voidlar efsanesiyle konuşabileceğimizi düşünüyordum. Şu portal bloklarını bir alacağım. Yani dostlarım geçen bölüm portal bloklarını o garip adamlar buraya gelip koymuşlardı. Geçen bölümü izlemediyseniz gidip mutlaka izleyin. Ve portalın şu anda kırıldığını biliyoruz. Yani şu anda benim buraya gelmemi sağlayan, bu evrene gelmemi sağlayan portal kırıldı. Ve bu yüzden dostlarım büyük ihtimalle benim tekrardan portalı kurmam gerekecek. Portal bloklarını bu yüzden aldım. Portalın nerede olduğunu da biliyorum. Bizim direktman Konsey Kalesi'ne dönmemiz lazım dostlarım.
Aha Markus yazdı. Where is the portal? Portal nerede yazdı? Lan portalı gördün işte nerede? Dostlarım portal buraya gelmemi sağlayan o garip portalın bazı blokları burada duruyordu. Yani geçen bölümde bu elinde asa tutan ve etraf paltı veren şu an ekranda gördüğünüz bu karakterler, bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Portal bloklarının bazılarını buraya koymuşlardı. Yani büyük ihtimalle dostlarım portalı kırdılar. Onu bir yazacağım. The portal must have been broken. Portal blok, portal büyük ihtimalle kırıldı. Follow me. Dostlarım şey yazdım. Portal büyük ihtimalle kırıldı, beni takip et yazdım. Yani direkt amacım şu anda o en son portalı nereye kurduğumu hatırlıyorum. Nerede bu evrene geldiğimi hatırlıyorum. Koordinatını almıştım. Direktman oraya gideceğim dostlarım. Orada portalın olup olmadığını kontrol edelim. Çünkü şu anda bakın. Burada şu anda... Ne yapıyor bu? Lan! Lan ne yapıyorsun? Markus ne yaptın? Dostlarım öleceğim. Hayır! Hayır! Ölmedim. Bu niye beni yukarıya çıkardı? Aa dostlarım, fall damage yemiyorum. Markus sen de gelsene. Sen de yukarıya çık. Aha dostlarım geliyor. Tamam. Direkt ben Markus gelsin. Bu evrene geldiğimiz yerin koordinatı elinde var dostlarım. Direkt ben oraya gideceğim ve orada portal varsa umarım vardır. Konsey Kalesi'ne geri dönmek istiyorum. Briana'yı ve Konsey'i direkt ben bu konuda bilgilendirmeliyim. Yüce Usta'ydı. Void'ların Necromancer'ı öldürdüğünü ve Katman Kalesi'nin aşağısına inemediğimizi bilmeleri gerekiyor dostlarım. Şu anda Markus'a direkt ben Konsey Kalesi'ne dönmemiz en mantıklı. Oğlum dikkat et, öleceğin lan, gelsene. Niye düştün? Dostlarım Markus blok koyarken bir anda düştü. Bir dakika, ne oldunuz hocam? Niye Markus düştü ki? Gelsene oğlum. What happened? Ne oldu Markus? Hadi oğlum yukarı çık, acelemiz var. Acelemiz var oğlum. Diğer salak adamlar da gelebilir şu anda. Başımız belaya girebilir. Ölmek istemiyorum dostlarım. Tehlikeli efsaneler, bakın bunlar. Yani Necromancer'ı bir anda oradan çekti, boşluğa getirdi ve ekranda şu an görüyorsunuz. Necromancer'ı direkt ben tutup aşağı bıraktı. Necromancer dostlarım bayağı güçlü bir efsane. Hadi Markus yürü gel. Gidelim buradan hadi. Keşke bana söyleseydin de gravity gun'ı seni havaya uçururdum. Hadi gel. Gel oğlum, gel hadi gel. Lan ne oluyor oğlum? Dostlarım orada biri var. Bir dakika, Markus'un blokları kırılıyor. Markus'un başı dertte dostlarım, bir dakika. Orada birisi var. Yemin ederim orada birisi var dostlarım. Markus'un koyduğu bloklar kırıldı. Bunu biri yapıyor. Bir dakika, bunu biri yapıyor. Dostlarım bunu biri yapıyor. Dostlarım yemin ederim bunu birisi yapıyor. Vallahi billahi birisi yapıyor, bak size yemin ederim. Benim Markus'u... Hayır. Geldiler dostlarım, bir dakika. O adamlar geldi, bir dakika, asal adamlar geldi. Hayır, hayır, hayır. Markus! Dostlarım Markus'u asalları tutuyorlar. Hayır! Bir dakika, Markus etrafı kırışlıyor. Ne yapacağız lan? Dostlarım şu anda Markus'u kurtarmam. Markus'u kurtarmalıyım. Lan! Markus! Çık çık! Markus lan koş! Lan çık dairden çık! Markus dairden çık! Lan bırakın! Bırak adımı, bırakın. Daireden çık. Çık daireden çık çık. Markus daireden çık. El hareketi, bir dakika, el dostum, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi. Markus dostum, Markus öldürecekler. Markus daireden çıkmıyor. Markus daireden çık. Markus daireden çık. Lan ne oldu? Dostum Markus nerede? Geberin, geberin lan, geber. Şerefsiz. Dostlarım Markus gitti. Bir dakika, Markus gitti. Dostlarım bir anda bakın, ben Markus'a kaçmış dedim. Turuncu dairenin içinde durdu ve bakın turuncu daire patladı. Bayağı büyük patlama olmuştu. Hayvan gibi büyük bir patlama olmuştu ve şu an Markus ortada yok. Adamlar da gitti. Markus where are you? Bir dakika, Markus'un dostlarım lag mesajı da çıkmadı. Yani Markus eğer ölseydi sohbetlik oyundan ayrılma mesajı çıkardı. Yani şu anda Markus ölmedi ama yok oldu. Bir yere gitti dostlarım. O anda büyük bir patlama oldu, böyle bir hiçbir şey göremedim. Ben direkt aşağı düştüm zaten. Nereye gitti oğlum Markus? Markus can you hear me? Markus beni duyabiliyor musun? Markus beni duyabiliyor musun yazacağım. Beni duyabiliyor musun lan Markus? Dostlarım şu anda Markus'u düşünemeyeceğim. Üzgünüm. Şu an Markus'u düşünemeyeceğim. Benim direktman dostlarım Konsey Kalesi'ne dönmem lazım. Yoksa ben de öleceğim dostlarım. Aynı şey benim de başıma gelecek. Çünkü bu kadar fazla kişiyle ve bu kadar fazla özel güçle. Adamların bir sürü özel gücü var. Adamlar asaları var ve garip garip bir şeyler patlatabiliyorlar. Yani hadi onu geçtim dostlarım. Void'lar evrenin dünyanın altında yaşıyor ve oraya gidemiyorsunuz. Ve sizi oraya çıkarsa öldürebilir. Ne oluyor oğlum, ne oluyor lan? Bunu risk alamam dostlarım. Şu an en mantıklı şey benim Konsey Kalesi'ne dönüp bilgi vermem. Yüce Usta'ya ve Briana'ya bilgi vermem. Yani benim direktman portala gitmem lazım. Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım başıma bir şey gelmez ve direktman Konsey Kalesi'ne sakince... Ananı satayım lan! Oğlum bir dostlarım, bir bunları eksiktir. Defolun gidin lan! Bir dakika tamam, sakin dostlarım. Ölebilirim her an. Ölebilirim. Yukarı çıkmam. Allah kahretsin! Oğlum! Öleceğim! Dostlarım yemin ediyorum öleceğim. Yemin ediyorum öleceğim. Bir dakika, benim portala koşmam lazım. Benim portala koşmam lazım. Ben nereden geldim bu evrene? Nereden bulaştım bu gerizekalıları? Çıldıracağım ya. Böyle bir şey olabilir mi dostlarım?
Vallahi böyle bir şey olabilir mi? Delireceğim ya. Yukarıya. Şuradan çık bir dakika. Dostlarım koordinata baktım. Bu taraftan gideceğim. Tamam. Benim buraya gelmemi sağlayan dostlarım portal bu tarafta. Bakın şu tarafta olması gerekiyor. Direktman bu tarafa gideceğim. Direktman böyle gideceğim. Sürekli bu garip yaratıklardan çıkmaya devam ediyor. Garip garip böcekler, hayvan gibi yaratıklar ve bunlar dostlarım. Normal yaratıklar değil yani. Bakın burada da var bak. Geber lan! Dostlarım sakinim, tamam. Şu an tek başıma burada savaşamam. Bakın bu normal değil, bak bulantı geliyor dostlarım kafama. Burada tek başıma şu an savaşmak hiç mantıklı değil. Markus'un da nereye gittiğini bilmiyorum. Ama şu an Markus'u da arayacak zaman yok. Necromancer öldü dostlarım. Bu ne lan? Dostlarım mekana bakın. Ama şu an hiç buraya giremem. Hiç buraya giremem, bir dakika buradan gideceğim. Tamam dostlarım, buradan giderek direktman buraya geldim. Koordinata ulaşabilirim. Şuraya atla. Oğlum bu böcekler benim olduğum yerde nasıl spawn olabiliyorlar? Uzayın lan, uzayın, defolun lan. Şuraya bak. Her yerdeler. Ama en kötüleri bunlar dostlarım. En öldürücüleri bunlar bu arada. Bunlara bulaşmamak lazım. En öldürücüleri bunlar. Bak yanına gelince dostlarım kafanız bulanıyor. Bu garip büyük yaratıkların yanına geldiğiniz zaman kafanız direktman bulanıyor, böyle dönüyor böyle savruş gibi. Neyse, direktman koordinata vardığında sizlerleyim. Dostlarım bu arada şu anda yani benim bu evrene geldiğim gelmemi sağlayan portalın olduğu yere geldim. Şu ileride olması lazım. Ya oğlum çıldıracağım dostlarım, bak bunlar yemin ediyorum ben nereye gidersem orada spawn oluyorlar. Ya gerçekten ciddi söylüyorum dostlarım. Ben nereye gideyim orada direktman spawn oluyorlar. Bu kılıç da iğrenç bir kılıç. Ölüm kılıcı dostlarım. Bu ölüm kılıcı hiçbir işe yaramıyor ya. PDF'sa direkt öleceğim bu arada. Dostlarım bir dakika, direkt şunlara meteor yağdıracağım. Ben el hareketi hiç kullanmıyorum. El hareketini kullanmam lazım. Direktman şunlara bir meteor yağdıracağım. Geberin lan. Geberin lan. Ölün lan. Geberin oğlum. Ben Grapper olayım dostlarım. Ben de konsey üyesi olduğumu unutmamam gerekiyor. Ben de sonuçta konsey üyesiyim ve hani meteor da bunları öldürmüyor ki dostlarım. Bunları en iyi PDV silahı öldürüyor. Yemin ederim bakın. Bunları en iyi PDV silahı öldürüyor. Bunlar böyle ölmüyorlar yani bakın. Sabahtan beri şu an meteor spamlıyorum. Yok abi ölmüyorlar. Yok dostlarım en iyi PDV silahı. Uğraşılmaz. Meteorum hani meteoru şu an yağdırabilirim ama meteor çok güçlü bir şeydi. Bak PDV silahıyla direkt lan geliyorum. Takır 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 öldürüyorum dostlarım bak. Bitti. Geberdi. Buna geldim. Bu da öldü. Sen de öl. Dur gelme, öyle gelme, öyle gelme, dur öyle gelme. Öyle yok. Tamam dostlarım. Bunları da öldürdüm şurada bir yerde. Bir dakika, tam burası dostlarım, evet. Evet ben tam burada gelmiştim. Hatta bu tarafa doğru gittim, evet. Dostlarım portalın olduğu yerde patlama olmuş. Evet bakın. Ama bir dakika, benim buraya gelmemi sağlayan portal blokları böyle değildi ki. Şu an ekranda bakın görüyorsunuz. Benim buraya gelmemi sağlayan portalı şu an ekranda görüyorsunuz. Yani böyle kırmızımsı değişik bir portaldı. Yani böyle bu portaldan değildi. Bir dakika bunları bir kıracağım. Umarım burada dostlarım portal oluşturmamı sağlayacak yeterli blok vardır. Şunları bir alacağım. Ya normalde Konsey Kalesi'ndeki bakın ekranda tekrardan görüyorsunuz. Konsey Kalesi'nde benim girdiğim portalı görüyorsunuz. Konsey Kalesi'nde buraya bu evrene gelmemi sağlayan portala girdiğimde böyle bir portaldı. Yani bu siyah portallardandı. Ama burada geldiğim zaman buradaki portal daha farklı gözüküyordu. Yani bakın buradaki portalın olduğu yani portalın olduğu noktada birisi bir patlama oluşturmuş. Büyük ihtimalle o garip iki tane adam var ya dostlarım. Az önce Markus'un yok olmasını sağlayan kişiler. Ki Markus da nerede şu an bilmiyorum. Necromancer da öldü. Yani şuraya dostlarım 3 kişi geldik, ikisi geberdi. Markus ölmedi ama Markus'un da şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki de şu an dostlarım Markus'u da aynı Necromancer gibi kaçırdılar. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Bir dakika ben bir portal oluşturabilir miyim acaba? Portal bloklarını bir alacağım envanterime. Tamam. Portal hani nasıldı diye tam olarak hatırlamıyorum ama videodan bakarak dostlarım. Portalın görünüşüne videodan bakarak portal oluşturabileceğimi düşünüyorum. Çünkü burada bir sürü blok var dostlarım. Dostlarım şu anda bakın bir videomdan esas aldım. Direktman portal oluşturacağım. Şimdi bu blok buraya koyuluyor. Bu blok buraya koyuluyor. Şu blok buraya. Bu blok buraya ve bu blok buraya. Dostlarım bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 4 sorun nasıldı lan? Böyle mi? Yok dostlarım böyle değil, yanlış yaptım. Bir dakika durun. Bir tek heyecanlandım, kusura bakmayın. Çünkü acilen buradan gidip dostlarım Yüce Usta'ya ve Briyane'ye yani konseye bilgi vermek istiyorum. Bir tane daha büyüteceğiz. Tamam dostlarım portal oluşturdum. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var, ben portalı nasıl açacağım? Portalı nasıl açacağız, güzel soru. Bir dakika. Aa evet dostlarım, portal açmanın bir taktiği vardı. Bundan aylar öncesi de dostlarım Harkos diye bir efsane vardı. Harkos hatırlarsanız eski konsey üyesi. Harkus bana konsey portalının nasıl oluşturulduğunu, yani nasıl aktif edildiğini göstermişti. Yani yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey yapıyorduk. Buraya falan çıkıyorduk, böyle yumruk falan atıyorduk ve konsey kalesine info yani çağrı gönderiyorduk. Ve konsey kalesi bu çağrıyı kabul ederse portal aktif ediyordu. Hatırlayanlar şu anda yoruma direkt yazsınlar. Hatırlayanlar direkt ben şu an yoruma yazsın dostlarım. Öyle bir taktiği vardı. Ama o taktiği ben hatırlamıyorum ki. Onu da videosunu izleyeceğim. Tamam dostlarım, onun da videosunu şu an açtım, izledim. Bakın Harkos şöyle bir şey yapıyor dostlarım.
buraya geliyor. Birazcık buraya vuruyor. Sonra yukarıya vuruyor. Bakın şöyle yukarıya yumruk atıyor. Buraya bakıyor, yumruk atıyor ve buraya bakıyor, yumruk atıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Açılmış dostlarım, açılmıştı. Yemin ederim açılmıştı, bir dakika. Ama niye kapandı? Dostlarım şu anda konsey kalesi demek ki portalın arkasında çağrımı kabul ediyor. Şu anda bir anda büyük ihtimalle dostlarım beni dinliyor, yani beni görebiliyor, bunları yaptığımı hissedebiliyor. Bir dakika şöyle vuracağım, tekrar yapacağım. Şöyle yapıyorduk. Evet, böyle bir şeydi dostlarım. Evet, oldu. Dostlarım açtık. Açtık. Yemin ederim açtık. Açtık. Lan bu ses ne? Dostlarım sese bakın. No, ne oluyor lan? No. Dostlarım bir şey oluyor. Yemin ederim birisi, bir dakika, birisi konuşuyor. Oğlum bu ses ne? No. Geldiler. Dostlarım işte nefisler geldiler. Gel, vallahi geldiler. Gelin lan. Kafalarını da bak sallıyorlar. Gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun oğlum. Gelin lan. Gel. Lan portal kırılmış. Dostlarım geliyorlar. Gelecekler, bir dakika dur. Portalı kırmışlar. Reisler nasıl yaptılar lan bunu? Portalı nasıl kırdılar? Dostlarım. Lan bunlar tuvalet. Tree of Forest'ın dostlarım. Diğer kardeşleri. Bior ve Dior. Dostlarım diğer iki kardeşmiş bu lan bunlar, evet. Dostlarım bunlar Void'ların diğer iki kardeşi, evet. Bior ve Dior, öyle bir şey isimdir. Ya, yorumlara yazın dostlarım. Niye bunlar bana saldırmıyor? Lan bunların kusur işlemiyor. Ne oluyor lan? Dostlarım çok gerildim. Yemin ederim aşırı gerildim. Bir dakika dur, bunlar gerçek değil şu an galiba. Niye bunlar hareket etmiyor, bekleyin. Ha dostlarım. Lan bunlara ne oldu? İçinden geçebiliyorum. Bir dakika, içinden geçebiliyorum. Gravity Gun'ı da alamıyorum. Dostlarım bunlar şu an, bir dakika, klonlandı mı? Ne yaptı lan bunlar dostlarım? Demek ki başından beri o, bakın, iki tane garip adam var diyorduk sürekli. Asalarıyla geziyor diyorduk. Demek ki bunlar dostlarım Void'ların diğer kardeşleri Pior ve Dior'muş. Ama şu an bunlara ne, bakın, vurabiliyorum. İçinden geçiyorum dostlarım, bunlar şu an entity gibi oldu. Gerçek değil şu an bunlar. Bunlar şu anda bir oyuncu değil, bir dakika, tamam, boş verin. Dostlarım boş verin, portalı tekrardan toplayacağım. Allah'ım delireceğim dostlarım, hiç beklemiyordum. Bakın yemin ederim aklımın ucundan geçmemişti. Bunların Bior ve Dior olacağı. Meğerse bunlar Void'ların kardeşleriymiş lan. Ama dostlarım şu an gerçek de değiller, yani şu an onları vuramıyorum da içlerinden falan geçebiliyorum. Yani şu an bu iş nasıl olabiliyor bilmiyorum. İnanın bilmiyorum, yorumlara yazın. Bir dakika dostlarım, benim portalı tekrardan kurmam lazım. Tamam, sakinim. Dostlarım hızlı şekilde portalı kurup defolup gitmek istiyorum şu an buradan. Bunlarla tek başıma başa çıkamam. Şimdi bunu şöyle koyuyorduk. Dostlarım yine bakarak yapacağım. Çünkü vaktim de yok. Bunu böyle koyuyoruz. Şunu şöyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Aynen öyle dostlarım. 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tamamdır dostlarım. Portalı kurdum. Şimdi tekrardan bu portalı açmak için şey yapmam gerek. Dostlarım bunlar yaklaşmış, bir dakika, bunlar yukarıda değiller miydi? Evet. Oğlum ne oluyor lan, ben nasıl bir şey çattım dostlarım? Bu trio burada ne manyak hasta bir oluşum, böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika, ben bunların içinden geçebiliyorum. Bunlar gerçek değil ama hareket edebiliyorlar dostlarım, bu nasıl olabiliyor? Bir dakika, altlarını kıracağım. Yok dostlarım, çıldıracağım. Yere de düşmüyorlar. Şu an bakın, bunlar ne bir entity ne de bir oyuncu, hiçbir şey değil dostlarım. Boşluk bakın, bunlar içinden geçebiliyorum. Hitboxları bile yok dostlarım, yani vurulmuyor bakın. Aşağı bile düşmüyorlar ama. Daha demin bunlar yukarıdaydı, şu an ekranda görüyorsunuz, şimdi aşağı inmişler. Dostlarım bu nasıl olabiliyor, vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim dostlarım. Harbiden kafayı yiyeceğim. Bir dakika boşverin dostlarım, ben bunların önüne bir tane duvar öreceğim. Hiç gerek yok. Yani bunlar bana saldıramasın, zarar veremesin diye. Şu an hareketsizler. Şunlar dostlarım büyük ihtimalle ben arkamdan önce canlanıyorlar, bir şeyler oluyor diye tahmin ediyorum ama nasıl bir şey bilmiyorum. Bir dakika duvarı bir öreyim dostlarım, tamam. Direkt önlerine duvarı ördüm. Dostlarım benim şimdi portalı aktif etmem lazım. Nasıl yapıyorduk bunu? Dostlarım bir dakika şimdi. Önce aşağı yumruk atıyorum değil mi? Aşağı atacağım. Aaaa! Dostlarım canlandılar! Oğlum ne oluyor, Allah'ım delireceğim dostlarım, ne oluyor? Yok dostlarım bunlar canlı. Yemin ederim bunlar canlı, bakın bir dakika sakin olacağım.
Şu an yeter arayamıyorum değil mi? Yok dostlarım bakın. Yani bunlar canlılar, yaşıyorlar. Az önce duvardan yukarıdan baktılar dostlarım, çok korkunçtu. Ekranda şu an görüyorsunuz tekrarını. Konuşmaya çalışacağım. Tamam sakinim. Sakinim ve konuşmaya çalışacağım, tamam. Dostlarım yani şu anda bakın bunların ben oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda bunlar aslında burada varlar ama nasıl yaptılar bunu bilmiyorum. İşlerinden geçebiliyorsunuz. Altlarını kıramıyorsunuz bilmiyorum ama konuşmaya çalışacağım. Şey yazayım. You have captured. Marcus'u yakaladınız yazayım. You have captured Marcus. Marcus'u yakaladınız. A member of the divine council. Dostlarım şey yazayım. Önce şuradan başlayacağım. Marcus'u yakaladınız. O bir konsey üyesi yazdım. Great Master. Yüce Usta will come here and when he finds out this. Yüce Usta buraya geldiğinde ve siz yaptığınız şeyi öğrendiği zaman başınız büyük belaya girebilir. İki nokta da koydum dostlarım. Yani bunu öğrenirse hayatınızı karartır yazdım. If you talk. Eğer konuşursanız bu problemi çözebiliriz. We can solve this problem. Dostlarım eğer konuşursanız bu problemi çözebiliriz yazdım. Yani şu anda bakın benim amacım bunlarla şu an savaşmak değil. Divior zaten direktman Necromancer öldürdüm. En azından şunlarla konuşabilirsek birazcık düzgün bir şekilde. Hani çözmeye çalışacağım durumları, anlatabiliyor muyum? O yüzden konuşmamız gerekiyor. Yani şu an yazacaklarımı yazdım. Marcus'u yakaladınız. Dostlarım yazdı galiba. Sohbete bir link attı. Bir dakika, sohbete bir tane fotoğraf linki attı. Dostlarım yemin ederim bunlar canlı. Allah belanı versin, bunlar canlı dostlarım. Konuşuyorlar. Kendimi kapatacağım, bekleyin dostlarım. Sohbete bir tane fotoğraf linki atıldı. Şu an siz sansürü görüyorsunuz çünkü ne olacağını şu an bilemiyorum. Riskli. Sansürü görüyorsunuz. Tıkladım. Dostlarım açıyorum. Açtım. Dostlarım görsene bakın. Bir dakika, Mark Necromancer fotoğrafı bu. Dostlarım Necromancer'ı parçalamışlar. Necromancer'ı parçalamışlar, bir dakika. Necromancer az önce ölmüştü, yani videonun başında ölmüştü. Left Game mesajı çıkmıştı. Ve şu anda bana direktman bunları söyledikten sonra Marcus'u kaçırdınız işte. Konuşursanız çözebiliriz. Bak Yüce Usta bunu öğrenirse başınız belaya girer dememden sonra bana bir tane fotoğraf linki attılar ve fotoğraf linkinde dostlarım Necromancer var ve Necromancer'ın parçaları ayrılmış hali var. Dostlarım Necromancer herkesi parçalıyordu bunlar aylar önce. Şimdi Necromancer parçalandı. Yani yaptığınız kötülükler sizi dönüp başınıza gelebilir dostlarım. Ve bakın burada iki tane Rusça yazı var. Bir dakika bunları çevireceğim. Çok merak etmiş. Önce üsttekini çevireceğim. Dostlarım bir dakika, üstteki yazıyı çevirdim. Üstteki yazıda şey yazıyor. Bu Ballman içinde yazıyor. Alttakini de çevireceğim. Alttakini de çevirdim. Sırada Marcus var yazıyor dostlarım. Bir dakika! Lan Ballman ne alaka? Bu Ballman içindi mi? Dostlarım ekranda şu anda görüyorsunuz. En son Ballman konseydeydi ve Chris'in mutantları, yani Chris konsey kalesini bastığı zaman Chris'in mutantları Ballman'i parçalamışlardı. Ve Ballman öldü bu yüzden. Konseyden de atıldı bu yüzden de yani. Ve bana gönderdikleri fotoğrafta bu Ballman içindi yazıyor. Yani Necromancer öldürmelerinin sebebi Ballman içinmiş. Peki bu Twilight Forest triosunun, bu üç kardeşin Ballman'da ne ilgisi var? Ballman ne alaka? Bu Ballman için diye yazmışlar. Ve altta da sırada Marcus var yazıyor. Yani Marcus'u da öldürecekler dostlarım. Marcus'u da öldürecekler. Bir dakika ona tekrardan dönün. Dostlarım Marcus'u da öldürecekler. Yemin ederim Marcus'u da öldürecekler. Yani dostlarım Marcus çok sevdiğim bir adam değil ama sonuçta konsey... Portal açık! Dostlarım portal açık! Portal açık. Bir dakika portal açık. Gitmişler. Dostlarım gitmişler. Oğlum Ballman'la bu üç kardeşin ne alakası var? Nasıl bir ilgisi, nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Marcus'u da öldürecekler dostlarım. Benim konsey kalesine dönmem lazım. Dostlarım yapacak bir şeyim yok. Üzgünüm. Gitmek zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Gitmek zorundayım. Direktman gideceğim dostlarım. Başka çarem yok çünkü yani Marcus'u kurtarmak... O ne lan? Dostlarım! Orada biri var, bir dakika. Konsey kıyafeti ne alaka? Dostlarım oradan bir konsey kıyafeti uçtu. Bir şeyler oluyor lan. Ne oluyor oğlum? Bir dakika, o konsey kıyafeti Marcus'undur. Başka kimse yok ki dostlarım burada konsey kıyafetiyle gelen. Demek ki Marcus'un konsey kıyafetini çıkarmışlar. Dostlarım bakın konsey kıyafeti orada Marcus'un. Oğlum yok oluyor, geri geliyor, ne oluyor lan? Çıldıracağım dostlarım. Bak yine geldi. Alsam mı acaba onu yerden? Alamıyorum ki. Lan! Hayır. Hayır. Lan hasar alıyorum, ne oluyor, öleceğim. Dostlarım portala gidemiyorum, bir dakika portal. Yüce Usta! Dostlarım Yüce Usta beni kurtardı. Nerede lan Yüce Usta? Dostlarım yemin ederim kurtuldum. Az kalsın ölüyordum var ya, çünkü bakın W'ye basarım dostlarım portala doğru gidemiyordum. Aha Brian orada dostlarım, tam konsey kalesine geldik. Yüce Usta nereye gitti? Brian orada. Aha Brian yazdı. Variable ne oldu yazdı. Çok iyi soru, ne oldu? Dostlarım ne olmadı ki şimdi, ben nasıl anlatacağım Brian'a ne olduğunu soruyor bana. We found... Bir dakika, önce dostlarım Void'ları bulduğumuzu söyleyeyim. We found the Void'lar. Void'ları bulduk. Broke Bedrock. Bedrock'ı kırdık. Ama it's impossible to get near him. Şöyle yazdım dostlarım. Void'ları bulduk. Void'ları bulduk. Bedrock'ı kırdık ama ona ulaşmamız mümkün değildi. Necromancer has been destroyed. Necromancer yok edildi. I don't know where Marcus is.
Markusis. Markusis. Dostlarım şey yazdım bakın. Necromancer yok edildi. Markus'un da nerede olduğunu bilmiyorum yazdım. Yani en son Markus'un konseye kıyafeti önümüze düştü yani. Büyük ihtimalle dostlarım Markus'u da Necromancer gibi parçalayacaklar. Ki bana bir tane dostlarım görsel gibi bir şey yattılar. Onu da dur Brienne'e yatayım. Dostlarım linki şu an sağ suyu görüyorsunuz. Linki şu anda bakın Brienne'e yattım. Ve bu link dostlarım bakın. Bu linkte de şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Siz Necromancer'ın bir tane fotoğrafı vardı. Ekranda görüyorsunuz. Parçaları ayrılmıştı ve iki tane Rusça yazı vardı. Bu Bowman içinde sırada Markus var yazıyordu. Ve dostlarım büyük ihtimalle Void'lar Markus'u da parçalayacak. Ya, olaylar şu an bayağı bir karıştı yani ama anladığım kadarıyla dostlarım üçlü kardeşler Bowman'in intikamını alacaklar. Ve bu yüzden de bizim de asla ve asla işbirliği yapmayacaklar. Bowman'i büyük ihtimalle bizim öldürdüğümüzü sanıyorlar. Konseyin öldürdüğünü sanıyorlar ama aslında dostlarım Bowman'i öldüren kişi Chris'ti. Chris'in mutantlarıydı. O bölümleri izlediyseniz bilirsiniz. Yani o yüzden aslında burada bizim pek bir suçumuz yok. Ama bunu Void'lara nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Olay çok karıştı şu an. Brienne'i ben de en net şekilde anlatmaya çalıştım şu an. Umarım beni anlamıştır. Bakın dostlarım şu anda Brienne hareketsiz duruyor. Büyük ihtimalle ona attığım fotoğrafı inceliyor ki incelesin zaten oradaki fotoğrafı incelemesi lazım. Void'lar dostlarım gerçekten en güçlü efsanelerden bir tanesi olabilir. Çünkü bakın adam dünyanın altında yaşıyor. Yani oraya indiğiniz zaman orada hayatta kalmanız mümkün değil. Blok bile koyamıyorsunuz. Onu nasıl orada öldürebiliriz bilmiyorum. Oraya nasıl inebiliriz? Nereye bakıyor bu? Aa, Yüce Usta'ya bakıyor. Yüce Usta orada dostlarım. Yüce Usta ne ara oraya çıktı lan beni kurtardı dostlarım. Daha demin beni kurtardı. Direktman nasıl oraya çıktı acaba? Bir dakika Brienne Yüce Usta'ya bir şey söyleyecek büyük ihtimalle dostlarım. Ben de durayım merak ettim ne diyecek. Aha yazdı. Benim önerim Bowman'i geri getirmek Yüce Usta. Bir dakika Bowman'i geri getirmek mi? Bowman ban yememiş miydi? Bunu nasıl yapacağız? Dostlarım bir dakika. Aha Yüce Usta yazdı. Orduyu hazırlap savaş istiyorum. Dostlarım Brienne Bowman'i geri getirerek Void'larla konuşmak istiyor yani uzlaşmak istiyor. Yüce Usta direktman orduyu hazırla savaş istiyorum yazdı. Yüce Usta sinirli. Orduyu hazırla savaş istiyorum mu? Nasıl savaş istiyorsun? Dostlarım herhalde ordudan kastı konsey muhafızları, askerler falandır. Aha Brienne yazdı. Bu mantıklı değil. Onlar anlaşmamız lazım. Yazdı ve Yüce Usta delirdi. Lan dur bana da geliyor. Şimşek. Dostlarım Brienne'e bakın Yüce Usta'nın dediği şeye karşı çıkıyor. Diyor ki bu mantıklı değil. Savaş yapmamız mantıklı değil. Onlarla anlaşmamız lazım dedi Brienne ve Yüce Usta kızdı dostlarım. Yani Yüce Usta şu anda net bir şekilde savaş istiyor. Aa bak özür diledi dostlarım. Yüce Usta'dan şu an özür diledi. Ona karşı geldiği için. Tamam olay şu dostlarım. Brienne diyor ki Bowman'ı oyuna geri getirelim diyor. Void'larla konuşalım. Üç kardeşle konuşalım uzlaşalım diyor. Ne oluyor lan? Yüce askerler. Yüce Konsey'in yüce askerleri. Önünüze çıkan her şeyi yok edin mi? Ne oluyor oğlum dostlarım? Bir sürü asker geldi şu an. Bir dakika. Ne oluyor lan? Askerler şu an dostlarım portala gidiyorlar. Bir dakika askerler portala gidiyorlar. Dostlarım askerler portala gidiyorlar. Dostlarım herhalde bu konsey muhafızları büyük ihtimalle o evrene gidecekler ve savaş çıkacak. Yüce Usta savaş istedi. Yani şu anda biz Follow me Baron'u beni takip et yazdı Brienne. Şu anda biz dostlarım büyük ihtimalle Twilight Forest Trio ile büyük bir savaşa gireceğiz. Ama onları yenebilir miyiz bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle yeneriz dostlarım. Kimleri yendik ama onlar da güçlüler. Yani onu söyleyeyim bayağı güçlüler. Ne yapacağız şimdi? Niye beni buraya çıkardın? Dostlarım Brienne beni takip et Barolo yazdı. Ben de şu an Brienne'i takip ediyorum. Aha yukarı çıkıyoruz. Nereye götürüyor lan bu beni? Dostlarım ilk kez bu kadar çıkıyorum. Bu ne lan? Aa dostlarım burada bir sürü komut bloğu var. Şuraya bakın. Burayı ilk kez görüyorum. Bir dakika biz buraya niye geldik dostlarım ne yapacağız şu an? Aha Brienne bir tane sandık açtı. Bizim şu anda savaşa gitmemiz lazım. Brienne burada ne işimiz var? Kızım benim burada ne işimiz var? Dostlarım şu an bizim savaşa gitmemiz lazım. Şu anda gidip o Void'larla kapışmamız lazım. Konsey muhafızlarını Yüce Usta gönderdi. Savaş istiyorum dedi. Askerleri hazırla dedi. Orduyu hazırla dedi. Dostlarım savaş olacak savaş. Biz niye buradayız hala da? Bir dakika bana kağıt attı bir tane. Ne yapacağım ben bu kağıdı? Dostlarım Brienne'ın kafasında başka bir şey olabilir. Ama bak ben şunu söyleyeyim dostlarım. Ben Yüce Usta'nın emrini yaparım. Yani Yüce Usta savaş istiyorum. Orduyu hazırla dediyse savaş olması gerekir. Başka bir şey değil. Bir dakika orada bir şalteri çekti. Bir şalteri daha çekti. Rusça yazı geldi. Ne demek lan bu? Dostlarım garip bir Rusça yazı geldi sohbete. Aha bir tane daha yazı geldi. Ve dostlarım bir koordinat var. X445 Y63D2211. Ne oluyor lan ne demek bunlar? Dostlarım şu iki şeyin ne demek olduğunu bakacağım. Lan bir dakika elimdeki kağıdın. Aha dostlarım elimdeki kağıtta da koordinat yazıyor. X445 Y63D2211. Bu ne demek dostlarım çıldıracağım ya. Galiba Brienne beni bir yere gönderecek. Dostlarım anladığım kadarıyla şu anda Brienne beni bir yere gönderecek. Ama Yüce Usta bize savaşın demişti. Yani... Aha Brienne bana fısıldadı dostlarım bir dakika niye fısıldadı? Go and save Iceman from where he is. Git ve Iceman'ı neredeyse kurtar. Bir dakika Iceman ne alakalı? He can return to Bowman the game. O Bowman'ı oyuna geri döndürebilir. Aha dostlarım! Bir dakika Iceman'ı kurtarmamı istiyor çünkü bakın Iceman'ın bir tane kulesi vardı ekranda görüyorsunuz o kuleyi. Dostlarım o kuleden oyuncuları rastgele oyuna döndürebiliyorduk istediğimiz kişileri. Bu Iceman'ın evreninde vardı. Ve bu da bana diyor ki git diyor Iceman'ı kurtar diyor Bowman'ı geri döndür diyor.
Ama bir dakika, Yujiosta bunu istemedi ki. Dostlarım, Brianna Yujiosta'ya bunu söyledi. Dedi ki, bence Bowman'i kurtaralım, Voidlarla konuşalım dedi. Yujiosta kızdı. Ben savaş istiyorum. O askerler hazırla dedi. Yani şu an Yujiosta'nın istemediği bir şey yaparım ben bunu yaparsam. Dostlarım ama hayır, ben bunu yapmam. Ben bunu yapmam, asla yapmam. Ben Yujiosta'nın sözünü dinlerim, senin değil Brianna. Yani sen benim üstün falan değilsin. Sen de konsey üyesisin, ben de konsey üyesiyim. Dostlarım, ben sadece Yujiosta'nın dediğini dinlerim. Great Master didn't want this Brianna. Yujiosta bunu istemedi Brianna. Öyle dostlarım, Yujiosta bunu istemedi yani. Ben Yujiosta'nın istemediği tek bir şey yapmam. Iceman'ı da kurtarmam. Gidip Bowman'ı da oyuna döndürmem yani. Yujiosta savaş gerekiyor dediyse ben giderim dostlarım. Üç kardeşle sonuna kadar savaşırım. Aha, Brianna yazdı. Benim emirlerimi dinlemek zorundasın. Dediğimi yap, hızlı bir şekilde yazdı. Oğlum sen kime emir veriyorsun lan gerizekalı? Sen kime emir veriyorsun? Yok dostlarım, ben Brianna'yı dinlemeyeceğim. Dediklerimi yapmak zorundasın falan filan diyor. Sen kimsin lan? Sen de konsey üyesisin, ben de konsey üyesiyim. Aha yine fısıldadı. Konsey kalesinin dışına çık ve düz ilerle, orada bir portal var diyor. Dostlarım ben yapmayacağım dediği şeyi Brianna'nın. Yapmayacağım. Umurumda değil, yapmayacağım. Dostlarım asla ve asla yapmayacağım. Hatta direktman. Nerede bu Brianna Sala? Ha, oradan da bakıyor dostlarım bana. Bakıyor. Aha bir dakika, bir yere gidiyor. Dostlarım dışarıya çıkıyormuş gibi yapacağım. Dışarıya çık, düz git, orada bir portal var falan dedi. Git Iceman'ı kurtar dedi. Yok abi, ben kurtarmam, öyle bir şey yok dostlarım. Ben sadece burada tek birisinin sözünü dinlerim, o da Yüce Usta. Bir dakika, orada biriyle konuştu. Kimle konuşuyor lan orada? Aa dostlarım, konsey askeriyle konuşuyor. Konsey askeriyle konuşuyor, bir dakika. Bak dostlarım, Brianna şu anda Yüce Usta'nın arkasından resmen iş çeviriyor. Yüce Usta buna Iceman'ı falan kurtarmak yok, gidip savaşacağız. Ordu hazırla ya dedi. Aa konsey askeri geliyor, bir dakika. Dostlarım bu kalktı gitti, şey yapıyor. Gitti konsey askerine, beni Iceman'ı kurtarma emri veriyor. Gidiyor konsey askeriyle konuşuyor. Konsey askeri şu an buraya geliyor bu arada. Aa dostlarım geliyor, konsey askeri ne yapacak acaba, çok merak ettim. Beni mi kontrol edecek acaba? Hayır. Lan benim adama doğru gidiyor. Orada benim adam yok mu? Evet, orada benim adam var. Dostlarım konsey askeri benim adama doğru gidiyor lan. Benim dolabımı açtı, bir dakika, dolabımı açtı. Ne yaptı lan orada oyu? Görecek mi beni? Dostlarım şu şeyi anlamadım, bir dakika, ne yaptı bu? Lan! Konsey kıyafetimi almış! Bir dakika, ne alaka? Dostlarım niye konsey askeri konsey kıyafetimi? Bobby? Konsey... Dostlarım Bobby konseye girecek. Bir dakika, benim konsey kıyafetimi aldı. Bobby'nin yanına gitti konsey askeri. Dostlarım beni konseyden çıkaracaklar, acaba Bobby'yi mi konseye alacaklar? Hayır lan! Dostlarım Yujiosta'yla konuşmam lazım. Yujiosta'yla konuşmam lazım. Yujiosta burada mı? Burada! Dostlarım biraz Yujiosta yalayacağım. Yujiosta, Great Master, you can be sure that I will only listen to you. Dostlarım Brianna'nın ihanet ettiğini söyleyeceğim Yujiosta. Yujiosta, bana güvenebilirsin, senin dert edeni yapacağımı, seni dinleyeceğime emin olabilirsin yazdım dostlarım. Tam olarak bunu yazdım. Aha o da bana bir şey yazdı, benden ne istediğini biliyorum. Bir dakika, ben Yujiosta'dan ne istiyorum ki? You got what you wanted. Ne istediğini, istediğin şeyi aldın mı? Benden ne istediğini biliyorum, istediğin şeyi aldın ne demek? Bobby konseye girdi. Nasıl ikna ettiler lan Bobby'yi? Dostlarım Bobby artık NPC değil, just like old days, eski günlerdeki gibi yazdı. Aynen öyle canım dostum. Eski günlerdeki gibi beraber savaşacağız. Dostlarım Bobby ikna olmuş. Yujiosta'ya da bakışını attı reis. Dostlarım Bobby ikna olmuş. Bobby konseye girdi. Gidiyor. Yürüdan Bobby. Dostlarım eskisi gibi sırt sırta beraber savaşacağız. Önümüzde kimse durmayacak.